Geldi. Yazıyor. Söyledik anlığı tatlı kaldı ki başladığını yazıyor. Soyadı ne biliyor musun oğlum? Büyük yenilik. Evet. Bundan böyle ailemize bu adla seslenilecek. Tabi. Büyük yenilik. Eski köye yeni adı. Nasıl olacak anlamadım. Hanım bu mecbur uyuyacağız. Karnı tatlı kadının başladığını yazıyor. Ya biz evvelden beri böyle yaşayıp gidiyorduk. Bir zararını mı gördün? Yok. Lakabımız olmadan kim bilecek ki? Bir sürü iş çıkardılar başımıza. Sıradaki gelsin. Gazi Çavuş, karar verdin mi? Verdim. Hangi soydan alacaksın? Koşar. Soyadım Koşar olsun memur bey oğlum. He? Olur değil mi? Olsun bakalım. Size ne yazalım? Tilkilerin Hüseyin yaz. Olmaz emmi. Lakaplar kalktı. Soyadı veriyoruz artık. Soyadı mayadı istemem. Lakabımı yaz. Peki o zaman kendine buradan uygun bir soyadı seç. Okuma yazma bilmem ben. Peki. Tamam amca. Ben soyadını veriyorum. Oy sus. Dur bakayım. Dur buyurun. Hadi ya. Kararın nedir? Soyadını seçtin mi? Oğlum söyleyecek. Eserin de ehemmiyetini anlamadın galiba. Ne de olsa benden çok bu soyadını o taşıyacak. Hadi Mehmet'im söyle. Daha sırada bir sürü insan var. Hadi kardeşim. Demir. Demir mi? Demire hiçbir şey kıramaz. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Güçlü. Hayatta zayıf olduğumuz zamanlarda olacak oğlum. Ben hep güçlü olmak istiyorum. Kumandanım, bir haber mi var? Saadet Hanım'ı bulduk. Şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun beyim. Demedim. Ben demedim mi beyim bulunur diye. Başınız sağ olsun. Saadet Hanım bir cinayete kurban gitmiş. Saadet Hanım. Hanımım. Karınızın cesedi ıssız bir bölgede bulundu. Kumandan, kim ona bunu yapar? Cinayet mahallinde bir bıçak bulduk. Getirin. Saadet Hanım bu bıçakla öldürülmüş. Benim bıçağım. Senin bıçağın mı? Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum beyim. Ülen katil. Ülen namussuz. Beyim ben. Bilmiyorum beyim. Durun Tahsin Bey, sakin olun. Ben seni. Meseleyi bir anlayalım bakalım. Bırak. Bırak beni. Evin neresi? Nerede kalıyorsun? Burası. Arayın her yeri. Emredersiniz. Beyim sakin olun. Sakınmadık yer kalmasın. Emredersiniz. Beyim ben. Aziz git git. Beyim. Beyim. Anne ne oluyor? Ay yok bir şey yok. Beyim hele bir dur şu meseleyi bir anlayalım. İçeride bir şey yok kumandanım. Ahırda bir şey bulamadık kumandanım. Orada kilitli bir kapı var. Orası nedir? Orası ambar, orada bir şey yok. Anahtarı kimde? Bende anahtarı, bende. Aç o vakit, gelin. Beyim, ya beyim bir sakin ol, bir pek tut kendini. Tamam beyim, tamam. Kumandanım. Saadet Hanım'ın altınları. Sen yaptın. Ben yapmadım. Ulan 3 kuruşluk altın için nasıl köyde Ben yapmadım. Bu altınların burada işi ne?
Ben de bilmiyorum kumandanım, ben koymadım. Vardiyenin başka kimseden anahtarı var mı? Yok. Anahtarı üzerinden ayırdın mı hiç? Ayırmadım. Kelepçeleyin. Ulan benim kaputum. Ulan bunca ekmeğimi yedin sen benim. Bunca ekmeğimi yedin. Nankör! Nankör! Nerede bu su? Kasım Bey yeter! Yeter! Yeter, tamam. Baba! Yapmadım. Ben yapmadım. Hadi. Ben yapmadım. Mütalaanız hazırsa buyurun savcı bey. Dava dosyasında yer alan delillere ve huzurunuzda dinlenen şahitlerin ifadelerine göre sanık Aziz Demir'in suçu sabit görüldüğünden ilka edilen fiile uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. fıkrası gereğince failin idamla cezalandırılması arz ve talep olunur. Sanık Aziz Demir. Söyleyecek bir şeyin var mı? Saadet Hanım'ı ben öldürmedim. Ben suçsuzum hakim bey. Otur. Sana son sözleri soruldu. Dava dosyası incelendi. Tetkik edilecek başka bir husus bulunmadığından açık yargılamaya son verildi. Hüküm. Sanık Aziz Demir'in Saadet Kılıçer'i öldürmek suçundan ötürü Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. fıkrasına istinaden ölüm cezasına çarptırılmasına ve bu kararın idam edilmek suretiyle infazına ittifakla karar verilmiştir. Aslan oğlum benim. Başın hep böyle dik dursun. Çünkü sen katilin oğlu değilsin. Babanın suçsuz olduğunu bilerek yaşayacaksın. Şimdi bana söz ver bakayım. Soyadına yakışır şekilde davranacaksın. Demir gibi güçlü olacaksın. Tamam mı? Söz mü?
Aslan oğlum benim. Al. Bu artık senin. Alsana oğlum. Bu saate her baktığında şunu hatırla. Mühim olan uzun yaşamak değil, haysiyetli yaşamak. Mehmet, Mehmet, ne yapıyorsun burada? Hadi gel gidelim. Gel, gel oğlum, gel, gel durma burada, gel, gel gidelim biz. Hadi gel. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Sana son sözleri söyleyeyim. Hüküm. Hani sistemin idam ettiği sürekli infazı. Babanın suçsuz olduğunu bilerek yaşayacaksın. Bu çocuk değil. Emin misiniz hakim bey? Yaptığını itiraf etti. Korkudan söylemiştir. Başka şüpheli yok. Bu çocuk değil dedim kumandan. Bırakın gitsin. Allah sizden razı olsun hakim bey. Büyüklük ettiniz. Yok yok. Babasını kaybetti. Bu yüzden de beni suçluyor. Çocuk ne de olsa hakim bey. Acısını anlıyorum. Lakin ben de vazifemi yaptım. Çocuğu alın buradan gidin. Zira gözü kara. Burada kalırsanız başınız belaya girer. Bir an önce bu şehri terk edin. Sizin için en doğrusu bu. Tren kalkıyor. Tren kalkıyor. Herkes trene. Dışarıda yolcu.
Cumhuriyet Bayramı merasimi. Dersim'deki bazı çetelerin kıyamı ile ilgili olarak tetkikte bulunmak üzere Tunceli'ye hareket edin. Gazi Atatürk'ün sıhhi durumu ile ilgili hekimlerin son raporu şöyledir. Bugün akşam saat 6.30'da hastalık birdenbire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesmektedir. Büyük Önder'in ebediyete intikalinden sonra toplanan Millet Meclisi, Reisi Cumhurluk Makamına Başvekil İsmet'in ve 3803 sayılı kanunla köy enstitüleri yürürlüğe. Alman Silahlı Kuvvetleri Fransız savunma hatlarına karşı taarruza geçti. Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde karartma tatbikatına karar vermiş. Ankara Halk Evi sahnesinde Madame Butterfly Operası temsil edildi. Hükümetimiz tahıl stoklarına el koyma kararı almış. Devam eden can harbi sebebiyle hükümet iç uçak seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu ilan etti. Millet Meclisi'nin kabul ettiği varlık vergisi kanunu yürürlüğe girdi. Maçtaşlar intihar etti. Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraçları hakkında karar çok partili bir meclis sistemine geçmesi istikametinde yeni bir inkişaf olmuş ve Demokrat Parti adı altında yeni bir parti kurulmuştur. Beyefendi bilet konusu. Hayır, ödemeler hali. Var burada. Bu ne cüret? Kimsiniz siz? Mehmet Demir. Derhal kalkın masamdan. Niye hala bekliyorsunuz? Kalkın dedim. Hemen. Ne oluyor Leyla? Yok bir şey dadı, ben hallediyorum. Affedersiniz. Bir prensesle tanıştığımı bilmiyordum. Ne oluyor? Küstah. Kim bu kızım? Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu şimdi? Neden durduk? Bayanlar baylar, endişeye mal yok. Lokomotif arıza yapmıştır. Bir süre burada bekleyeceğiz. Dünyanın en şanssız insanıyım ben. Ne oldu Leyla? Görmüyor musun dadı? Tren bozuldu, yolda kaldım. Kızım hep beraber yolda kaldık. Bir tek sen mi? Neden en şanssız sen olasın ki?
Nereye kızım? Sıkıldım. Dur beni bekle. Şalını al. Leyla. Leyla. Şunu alıver sırtına. Üşüteceksin. Giymeyeceğim dadı, üşümüyorum. Sesini yükseltme küçük hanım. Bir hanımefendiye yakışmıyor. Bu lafları işitmekten sıkıldım. Aklın başına gelene kadar işiteceksin. Tamam dadı, tamam. Ver. Trene gidip dinlen artık. Peşimde dolaşmaktan sıkılmadın mı? Hadi. Hanım, size sesleniyorum. Köprü çürük görünüyor. İkaz etmek istedim. Sağ olun, aklım var benim. Gelecek kadar saf mıyım? Bilakis, bu yardımı reddetmeyecek kadar akıllı olduğunuzu düşünüyorum. Yardımınıza ihtiyacım yok. Yazık, eliniz bir kez daha havada kalacak. Çok yazık. Yazık ha? Peki. Siz bilirsiniz. Ama acele edin, yoksa treni kaçırabilirsiniz. Küçük hanım hala gelmedi. Kompartımana baktınız mı? Belki de trene binmiştir. Thank you.
Toparla sen buraları. Durdurun treni, durdurun. Yolcum aşağıda kaldı. Kompartımana baktım, orada da yok. Evladım aşağıda kaldı. Derhal treni durdurun. Telaş etmeyin hanımefendi. Arka vagondan binmiştir. Binmiştir değil mi? O kadar düdük çalındı. Ben aşağıdaydım. Duymamasına imkan yok. Binmiştir. Hay inşallah. Rica ederim. Teşekkür ederim. Aklınızdan ne geçiyor? Ben demiştim demeyin sakın. Ben bir şey demedim. Demediniz ama der gibisiniz. Bu sefer elimi havada bırakmadınız. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ama tanıştığımıza değil. Sizin gibi kaba bir insanı bir daha görmeyeceğime. Hoşça kalın. Leyla, canım, canım, canım. Beni ne kadar özledin? Soru mu bu şimdi? Gözüm yollarda kaldı. Hiçbir yere göndermeyeceğim seni artık. Öyle zordu ki İngilizce kursu. Dandosyondan daha sıkıydı. Ama iyi ki kalmışım. Hem Fransızca hem İngilizce bilen kim var ki? Yavaş. Anlatacak çok şey var. İstasyonda mı anlatacağım? Gerisi de evde anlat. Niye geciktiniz? Merak ettim ben. Başımıza gelenleri bir bilsen babacığım. Ne oldu? Tren bozuldu. Bir yığın tuhaf yolcuyla yollarda kaldı. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Öyle konmaz ki. Özür dilerim beyim. Alayım. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük ehemmiyet verdiği okçuluk sporunu inkişaf ettirmek için ilimizde bir okçuluk müsabakası verilecektir. İstirahat etmek isteyenlerin belediyeye... Tamam, tamam. Sen de katıl bari. İzlemeye gelirsin değil mi? Gel mecbur. Anne. Aa, Nusret. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geleceğimi nereden öğrendin? Biz Mümtaz Bey'le beraber geldik zaten. Tren geç kalınca istasyon müdürlüğüne gittim. O vakit gelmişsiniz. Sizi ben bırakayım. Buyurun lütfen. Aa, otomobil mi aldın? Zahmet vermeyelim Nusret Bey oğlum. Biz taksiyle gideriz. Rica ederim efendim. Benim için şeref olur. Babacığım, Nusret'le gidebilir miyiz? Evladım siz gidin. Biz Nusret Bey'le gideceğiz. Çok güzelmiş. Rengine bayıldım. Bana da kullanmasını öğretirsin değil mi? Leyla. Çocuk oyuncağım bu şimdi. Aşk olsun baba. Otomobilim emrinde. Ne vakit istersen. Memlekette bu kadar benzin sıkıntısı varken oyun olsun diye benzin harcanır mı? Buyursunlar. Buyurun Nigeran. Geç kızım. Teşrif etmez misiniz Nusret Bey oğlum? Rahatsızlık vermeyeyim. Hasreti gidermek istersiniz. Bir dahaki sefere mutlaka bekliyoruz. Hadi kızım.
Leyla. Efendim. Döndüğüne sevindim. Asıl ben. Buraları öyle özledim ki. Yarın derslere başlayalım mı? Dersler mi? Direksiyon. Çok istemiyor musun? Tabii ki. İstemez olur muyum? Yarın görüşürüz o vakit. Tamam. Hoşça kal. Yoğurtçu! Kaymaklı yoğurt geldi. Yoğurtçu! İyi günler. Hoş geldiniz. Bir oda istiyorum. Tabii efendim. Ne kadar kalacaksınız? Bilmiyorum. Ah Mümtaz Bey, iyi ki bu deli kızı almaya gitmişim. Bir çöpünü bile toplamamıştı. Buldun hakimi, dök suçlarımı ortaya. Cezam ne baba? Cezam bunları yemek. Canım istemiyor. Yemen lazım, çırpı gibi olmuşsun. Tamam, elmaya biraz o vakit. Büyüdüm dadı. Okula gönderdiğin o kız değilim artık. Koskoca damdasyon mezunu oldu. Büyüdü artık. Büyükler meyve yemez mi? Yemez olur mu? Nasıl yiyorlar? Keşke annem de olsaydı. Doktor kızım diye severdi seni. Doktor olmanı çok isterdi. Olacak tabii. Olacak. Anneciği de gökyüzünden seyredecek. Gurbetlik bitti artık. Sen bu evde olmayınca bomboş geliyor bana. Ne? Bir süre daha gurbete tahammül edebilir miyiz? Hı? Fransa'da devam etmek istiyorum tahsilime. Sen kararını vermişsin zaten. Evet. Müracaatta bulundum bile. Uzakta olmak çok zor. Çok. Lakin önemli olan tahsilin tabii. Katlanacağız değil mi? Baba, tamam. Teşekkür ederim. Ustam kürkü sarılır, taksam 15 liradır. Lan bak, dum bak. Ataya Dikarı, Atçılık Müsabakası ve Aydın Milletvekili Adem Menderes temayüz eden isimler olarak dikkat çekti. Celal Bayar yaptığı açıklamada derhal teşkilatlanma çalışmalarına başlayacaklarını ve bu husus için müessisler eğitimi vazifelendirildiğini ifade etti. Arnavut Müessesan Meclisi yaptığı toplantıda grantını ilga ederek memleketi Cumhuriyeti ilan etmiştir. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bir şey değil. Hoş buldum. Kim geldi dadı? Ben geldim. Ah. Zeliş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Zeliha. Nasılsın?
Hoş bulduk Mümtaz baba. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Bak, Leyla geldi. Bunlar sizin için. Neymiş onlar? Çam sakızı çoban armağanı. İlk aylığımı aldım da. Aylığını mı? E sen daha yeni atanmadın mı? Maaşlar peşin veriliyor. Ah benim vefalı kızım. Ne lüzumu vardı? Güle güle kullan dadıcığım. Hediyeye bayılırım. Çok ayıp. Niye masrafettin demen lazım? Dadı şunu yapman lazım, bunu yapman lazım. Lazımdan başka bir şey bilmez misin? Aşk olsun dadı. Ben yabancı mıyım? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Güzel olmasına güzel de paranı idareli kullan. Böyle her şeye çarçur etme. Sizin benim için yaptıklarınızdan sonra bunların lafı mı olur? Sayenizde babasızlık nedir bilmedim. Sayenizde okudum. Sen ne yaptıysan kendin yaptın. Buraya tayinim isteyen kim peki? Onda biraz payım oldu tabii. Kızım sen de tuttun şehrin en uzak yerindeki okulu seçtin. Nerede ihtiyaç varsa oraya gönderin demiştim. Doğru. Öğlen radika yapacağım. Salatası mı? Hayır, kavurmasını yap. Tamam, ikisini de yaparım. Ne güzel değil mi? Yine birlikte kalacağız. Konuşarak uyumayı özlemiştim. Burada kalmayacağım. Neden? Kendime bir ev tuttum. Biraz da bakımsız ama adam edebilirim. Bir başına mı? Kız başına mı? Niçin olmasın Mümtaz baba? Siz demez miydiniz kadın erkek farkı yoktur diye? Siz beni cumhuriyet kızı olarak yetiştirmediniz mi? Cumhuriyet kızı başında erkek olmadan yaşayamaz mı? Tamam öyle de... lüzum yok. Burada kalırsın. Bizimle niye kalmıyorsun? Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Bir maaşla kendi ayaklarının üstünde duramazsın. Yani biraz vakit geçsin ondan sonra konuşuruz. Sizi kırmak istemem. Ama bu konuda çok kararlıyım. Artık kendi kanatlarımla uçma vaktim geldi. Peki. Öyle olsun. Bu senin hayatın. Vakti geldi diyorsan gelmiştir. Ben ne olacağım peki? Uyurken saçımı kim okşayacak? Ara sıra yine gelirim. Sen de bana gelirsin. Gene sabahlara kadar konuşuruz olmaz mı? Bu gidişle sizin konuşmanız bitmeyecek. Bana müsaade. Benim eve gelecek misin? Hı hı. Nusret'le buluştuktan sonra gelirim. Ev neredeydi?
Hakim Bey. Buyur. Beni hatırladınız mı? Kusura bakmayın, çıkaramadım. Seneler evvel yine burada karşılaşmıştık. Adım Mehmet Demir. Aziz Demir'in oğlu. Hatırladınız mı? Babamı mahkum ederken mahkemede kırdığınız kalemi. Korkmayın. Sakin olun. Her şeye rağmen sizi öldürmeyeceğim. Babamın suçsuz olduğunu ispatlayacağım. Hakikati ortaya çıkaracağım. O vakit vicdan azabından siz öleceksiniz. Ne yapacağım şimdi? Gidiyorsun işte. Hepsi bu. Daha hızlı gitmek istiyorum. Bunun için daha erken değil mi? Değil. Leyla otomobil sürmeyi öğrendi. Öğreniyor desek şuna. Aa, daha ne öğreneceğim ki? Belki de ülkemizin tarihine geçtim. Tarihe mi? Evet. Benden önce otomobil süren bir hanım olmuş mudur? Olmuştur tabii. Olmamıştır bence. Bırak otomobili. Uçak kullanan bile var. Sabiha Gökçen'i unutma. Ama benim tarihime geçtim. Direksiyonda gördüğüm ilk hanımsın. Vites nasıl atılıyor? Leyla dikkat et! Leyla direksiyonu çevir yavaşla! Ya hangisi? Frenin bas! Hiç fena sayılmazdı değil mi? Fena da laf mı? Sevindim. İstanbul'a alışıp dönmeyeceksin diye korkuyordum. Hadi, vites nasıl değiştiriliyor öğret. Tamam. 1, 2, 3, 4. Hızlı çevirmesene, biraz yavaş ol. Yavaş oluyorum zaten. O zaman baştan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yavaş ol. Benimle fabrikaya gelseydin. Sonra gelirim. Şimdi sakızlı kurabiyelerden alacağım. Sonra Zeliş'e de uğrayacağım. Sonra... Anladım, anladım. Çok meşgulsün. Nusret. Güzel bir geziydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aa Leyla, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özledik seni. Davete geleceksin değil mi? Kaçırır mıyım? Görüşürüz o vakit. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Oo kızım Leyla, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ethem amca. Ne zaman geldiniz? Daha yeni geldim. Sakızlı kurabiyelerini o kadar özledim ki. Gel kızım, vereyim. Çok güzel görünüyorlar. Artık buradasınız değil mi? Hı, buradayım. Şöyle buyur. Teşekkür ederim. Bundan da bir tane istiyorum. İstanbul'da bile böyle bir kurabiye yok. Afiyet olsun kızım. Ne kadar borcum? Bu bizden kızım. Teşekkür ederim. Babana selam söyle. Olur söylerim. Hayırlı işler. İyi günler. Ne işin var senin burada? Yoksa benim peşimden mi indin trende? Trende inen herkese bunu mu soruyorsun? Aynı istasyonda inmiş olamaz mıyız? Buna inanacağımı mı zannediyorsun? Peşimde dolaşıyorsun. Kendini çok önemsiyorsun. Derhal git buradan. Yoksa seni içeri attırırım. Sen benim kimin kızı olduğumu bilmiyorsun galiba. Anlaşılan bayağı mühim birini. Niyetini biliyorum. Beni etkilemeye çalışıyorsun ama boşuna uğraşıyorsun. Başaramayacaksın. Bunu isteseydim çoktan başarmıştım.
Teşekkür ederim. Saadet. Boşuna vicdan azabı çekiyorsun baba. Nasıl olsa annem evlendiğini bilmeyecek. Ben bunca yıl annenin yasını tuttum. Sana evi anne getirmedim. Hep ihtimam gösterdim. Ama sen de kendi yuvanı kuracaksın. Çekip gideceksin. Ben yalnız kalacağım. Recep'im. Ben artık eskisi gibi değilim. Kocadım. Asuman Hanım. İyi bir hanımefendi. Ailemize yaraşır diye. Şimdi elini vicdanına koy da söyle. Haklı mıyım, haksız mıyım? Haklısın baba. Emin misin? Burada mı oturmak istiyorsun? Beğenmedin mi? Daha kötüsünü görmemiştim. Sadece biraz bakıma ihtiyacı var. Hadi. Duvarlar leş gibi. Boyanınca tertemiz olur. Bak, göründüğü kadar küçük değilmiş, değil mi? Yerleri ne yapacaksın? Tahtaların arası çok açık. Macun çekeceğim. Öyle kapanıyormuş. Camları bile yok. Yenisini taktıracağım. Aklını kaçırmışsın. Burada kalamazsın. Buna razı olmam. Bizimle kalacaksın. Leyla, bak. Ben yolumu çizdim. Kararımı verdim. Bundan sonra burada yaşayacağım. Lütfen. Daha fazla ısrar etme. Birine mi bakmıştınız? Şehir Palas'ın sahibi Osman Bey kulübümüzü tavsiye etti. Aslında kulübümüze üye olmayanları kabul edemiyoruz. Ama Osman Bey'in misafirini ağırlamaktan şeref duyarız. Şu masanın rezervasyonu var mı? Hayır efendim, buyurun. Ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum. Konuştuk olsun. Güzel. Bugün misafirleriniz pek hatırlı galiba. Her zaman böyle. Şu büyük masadaki Tahsin Bey mi? Evet. Belediye reisimiz Tahsin Bey kulübümüzün müdavimlerindendir. Sağında oturan oğlu Recep Bey. Solundaki de şehrimizin mühim şahsiyetlerinden Nusret Bey. Karşısında oturanlar da banka müdürü Sedat Bey ve avukat Cavit Bey. Buyurun. Buyurun. Yemeklerimiz çok lezzetli. Tavsiyenizi deneyeceğim. Tabii. Dünya değişiyor azizim. Her şey alt üst oldu. Oluyor. Eski düzenler yıkılıyor. Yerine yenisi geliyor. Gelecek. O gelince ne olacak? Yeni hürriyetler gelecek. Halk Partisi'ni terk edecek gibi görünüyorsunuz. Asla. Asla. Fakat azizim, yuvarlanan bir kayanın önünde durmak da beyhude bir davranış. Hadi bakalım. Hadi, sıhhatinize. Sıhhatinize. Memleketimiz de yeni düzene ayak uyduracak tabii. Tek partili rejimi sürdürmek söz konusu olamazdı. Sıkı yönetimli, milli şefli günler geride kaldı desenize. Size katılıyorum. Memlekete karışıklıktan başka bir şey getirmeyecekler. Ağızları çorba kokanlar memleketin meselelerini nasıl halledecekler? Merak etmeyin. Bu saatteki kesinti kısa sürüyor. Sakinliği bozmamak.
İyi geceler. İyi geceler efendim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi eğlenceler gençler. İyi geceler baba. İyi geceler. Benden bu kadar beyler. Oyun bozanlık yapma. Biraz daha geç gidersem hanım beni eve almayacak. Merak etme, sana kalacak yer buluruz. Şeytanınız bol olsun. Bu oyun kalır beyler. Tam da havaya girmiştim. Nusret, şansını denemek ister misin? Şansa inanmam. Ben inanırım. Sert oynarız. Demirden korkan trene binmezmiş. İyi geceler beyler. İyi geceler. İyi geceler. Dikkat edin. Kurtlar sofrasına oturdunuz. Beyler. Sizi daha önce burada görmemiştik. Şehrinize yeni geldim. Ne sebeple geldiniz? Burada bir iş kurmayı düşünüyorum. İş muhabbetini daha sonraya bırakalım beyler. Poker oynamayı biliyorsunuz herhalde. Daha önce birkaç kez oynamıştım. Hatırlamaya çalışacağım. Masayı şenlendirelim. İki kart. Gördüm. Arttırıyorum. Pot. İki kart. Tebrik ederim. Ben de sizi tebrik ederim. Çok cesursunuz. Daha fazla cesaret gösterisinde bulunmayacağım. Aksi halde işe yatıracak param kalmayacak. Ne iş yapmayı düşünüyorsunuz? Bir arazi alacağım. Ürünleri işleyip Avrupa'ya göndereceğim. Fabrikada mı kuracaksınız? Şartlar müsait olursa. Fikirleriniz çok cazip. Babamla mutlaka tanışmalısınız. Belediye reisidir. Tabii, memnuniyetle. Yarın burada bir nikah kutlaması yapılacak. Sizi de bekleriz. Öyle mi? Kim evleniyor? Babam. Bakar mısın? Hemen efendim. İyi bir şey aç bakalım bize. Peki efendim. Mehmet Bey, hoş geldin diyelim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yüklemenize yardım edin. Olur. Yerlerinizin paraya ihtiyacı yok. 2 kilo cila alsak mı? Usta sensin. Ne lazımsa yap. İstediğin malzemeyi al. Keşke herkes sizin gibi olsa. İşi ehline bıraksa. Ustanın işine karışmasa. Buyurun. Malzeme alacaktık. Tabii, geliyorum. Arabayı sonra getiririm. Siz mi götüreceksiniz? Evet. Uzak mesafe. Bu arabayla o yolu gidemezsiniz. Giderim, giderim. Takatiniz yetmez. Yeter. Siz bilirsiniz. İyi günler. Aldığım malzemeler için bir kamyonet tutacağım. Bunları da ona yükleyelim. Lüzum yok. Ben hallederim. Halledeceğinizden eminim. Ama neden kendiniz bu kadar yorasınız ki? Hazır kamyonet varken centilmenlik yapmama müsaade edin. Lütfen. Neden usta seçmedi malzemeleri? Usta yok. Ben halledeceğim. Boş zamanlarınızda inşaat ustalığı mı yapıyorsunuz? Hayır. Öğretmenim. Daha doğrusu öğretmenlik yapacağım. Yeni atandım. Anladım. Bunlarla öğrencilerinize inşaatın nasıl yapıldığını mı anlatacaksınız? Malzemeler evim için. Ne oldu? Niçin gülümsüyorsunuz? Annemi hatırlattınız bana. Annenizi mi? Tıpkı onun gibi savaşçısınız.
Gözünüz hiçbir şeyden korkmaz mı sizin? Buraya beni konuşmaya gelmedik. Malzemeleri taşıyoruz. Şöyle bırakın şimdilik. İsterseniz içeri bırakalım. Kafi. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. O vakit iyi günler. Alan o galiba. Gördün mü ne de yakışıklı. Evli midir acaba? Böyle bırakırsınız. Tabii efendim. Hareket istiyorum, hareket. Her yer tertemiz olacak. Çabuk, çabuk. Ortada hiçbir şey kalmasın. Çabuk hadi, acele edin. Her yeri tertemiz istiyorum, her yeri. Çabuk. Hoş geldiniz beyim. Nasılsın Batman? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Çekinmeyin lütfen, buyurun, buyurun. Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bundan sonra burada yaşayacaksınız. Hadi gel sana bir oda seçelim. Hadi Ahmet, kendi odanı kendin seçmek istemez misin? Gel bakalım. Biliyorum zor. Bizim de bir yarımız eksik. Ben beyimi, Ahmet de babasını kaybetti. O da senin gibi acılı. Merak etme. Annenin yerini almaya niyetim yok. Onun boşluğunu doldurmaya çalışmayacağım. Zaten isteseniz de bunu yapamazsınız. Annemin yerini kimse dolduramaz. Kusura bakmayın. Babam yıllarca annemin yasını tuttu. Mutlu olmak hakkı. Madem ki evlenmeye karar verdiniz, bana hoş geldiniz demekten başka bir şey düşmez. Bu ayakkabılar oldu mu bunun altına? Ne biçim çorap bu? Naylondan çorap mı olurum? Şu üşüteceksin. Bu mucizevi çorap. Yeni moda. Modası batsın. Ay dadı, çok gerilerde kaldın. Geçti onlar, geçti. Toplasak mı? Hı?
ister toplu ister açık gecenin prensesi olacaksın. Prensim nerede peki? Etrafında pervane ama sen görmüyorsun. Nusret mi? Niye buruşturuyorsun suratını? Ondan efendi adam mı var? İyi bir aileden geliyor. Varlıklı, kültürlü, kibar, yakışıklı. Üstelik sana da deli divane aşık. Olabilir. Ama bana göre değil. Niye değilmiş? Bilmem. Sanki onda bir şey eksik. Ne? Buldum. Fazla iyi. Bu mu eksikliği? Evet. İnsan neden o kadar iyi olur ki? Merak etme. Sen nasıl olsa adamı çileden çıkarırsın. O da kötüleşir o vakit. Aşk olsun dadı. Sen şimdi bu Nusret'i sevmiyor musun? Seviyorum. Öyle değil. Ya nasıl? İlla söyleteceksin bana. Aşk diyorum, aşk. Aşk nasıl bir şey bilmiyorum ki. Aşık olunca insanın nefesi kesilir. Kalbin gümbür gümbür atar. Zannedersin gövdeni yarıp çıkacak. Hep yanında olmak istersin. Gözün ondan başkasını görmez. İşin gücün bir tek odur. Bir de karnın ağrır. Karnın mı? Niye? Ağrır işte, ne bileyim. Senin de karnın ağrır mıydı? Sevzek sevzek konuşma. Daha saçımı toplamadın. Zeliha toplar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nerede kaldın? Gene bir bahane bulup gelmeyeceksin sandım. Aslında ben de bunu söylemeye gelmiştim. Ben gelmeyeceğim. Niye? Biliyorsun öyle yerlerde sıkılıyorum. Sıkılmazsın, ben varım yanında. Eğleniriz, dans ederiz. Ben dans etmem. Seyredersin o vakit. Hem oraya giyecek uygun kıyafetim de yok. İstediğini seç. Başka bahanen kaldı mı? Hadi. Kırma beni. Lütfen. Toprak reformu haksızlık değil mi peki? Toprak sahibi olanlar için öyle görünüyor. Olmayanlar için ne demeli? Hayatın adaletsizliğini bir nebze olsun gidermez mi bu reform? Adnan Menderes bu kanunun faşist menşeli olduğunu, Nazileri andırdığını söylemiş. Benim makyajımı çok yaptın sen. Hayır, çok güzel oldu. Gözümü açamıyorum. O kadar kıyafet içinden bunu seçtiğine inanamıyorum. Neden? Sen de seçip almışsın. Ben böyle bir kıyafet almam. Hediye gelmişti. Hiç de giymedim. Bence fena değil. Yalnız gene de pek rahat değilim ben bunun içinde. O kadar kapalı ki nefes alamıyorsundur. İyi böyle. Çok mu beklettik? Oo, beklediğimize değmiş. Hadi çıkalım. Leyla. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sadece baktım. Leyla. Çantanı unutmuşsun. Karnım ağrımıyor dadı. Hem de hiç ağrımıyor. Thank you.
Dettebeye bak. Ülkede kıtlık yok sanki. Olacak o kadar. Koskoca belediye reisi. Kara borsadan da olsa temin etmiştir. Hanımlar. Mersi. Teşekkür ederim. Buyurun Mümtaz Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Şehre dönüşünüze. Hoş geldiniz hanımlar. Kalıcı değilim ama gene de hoş bulduk. Hoş geldiniz. Affedersiniz. Gelmezsiniz zannediyorum. Söz verdiğimi tutarım. Nikah merasimini kaçırdın mı? Ziyan yok. Kutlama devam ediyor. Buyurun. Cazbant güzel çalıyor. Ne işin var senin burada? Babamın dava dosyasını görmek istiyorum. O dosya kapanalı çok oldu. Kapanan sadece dosya. Hakikatler değişmedi. Yanlış hüküm verdiniz. Bunca senelik meslek hayatımda hiçbir zaman yanlış hüküm vermedim ben. Babam suçsuzdu. Yanlış fikre saplanmışsın. Ya yanlış olan sizin fikrinizse? Bence hakikatlerin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz. Benim hiç kimseden korkum yok. O vakit neden dosyayı görmemden tereddüt ediyorsunuz? Müsaade edin dosyayı göreyim. Bu mevzu... Mevzu bahis dahi olamaz. Babacığım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Alkol biraz çarpıntı yaptı da. Kimdi o konuştuğun? Davetlilerden biri herhalde. Tanımıyor musun? Yok, tanımıyorum. Ne konuşuyordunuz o vakit? Umumi mevzulardan. Şu tabloya bakan kız kim? Tanımadın mı? Zeliha. Zeliha. Mümtaz Bey'in okuttuğu kız. Çok değişmiş. Büyümüş sadece. Sayın Belediye Başkanımız ve değerli eşini dansa davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok yakışmışlar değil mi? Bana bu dansı lütfeder misin? Benim mazur gör Nusret. Havamda değilim. Belki daha sonra. Bu akşam dans edeceğimi zannetmiyorum. Peki. Niçin öyle sordun çocuğa? Bir erkek nasıl yerin dibine sokulur göreceksin. Efendim? Nasıl yerin dibine sokulur göreceksin. Efendim?
dans etmek ister misiniz? Yok, ben dans edemem. Edebilirsiniz. Hiç etmedim. O gün bugünmüş demek. Nusret, dans edelim mi? Olur. Kendini bırak. Müziğe, ritme. Yapamıyorum. Unut etrafındakileri. Senin hakkında ne düşündüklerini. Ne konuştuklarını. Unut hepsini. Unut. Kapa gözlerini. Efendim? Ancak o vakit unutacaksın. Hadi kapa. Bu kadar kâfi. Bırakalım istersen. Dansa olan alakanı kaybettim. Daha sonra devam ederiz. Sağ ol Nusret. Keyfim yerine gelsin, daha çok dans edeceğiz. Söz. Peki. Yanlış tercih. Ne? İyi bir adam. Kibar, anlayışlı, saygılı, olgun. Tam bir beyefendi. Ama sana göre değil. Fikrini soran oldu mu? Ben de öyle düşünmüştüm. Necip, bu adamı niçin davet ettin? Kimi? Her zaman yani. Dikkatli davranmak lazım. Babamla tanıştıracağım. Ortaklığımız olacak belki. Tanımadığın birine bu kadar itimat etmen doğru mu? Bunda ne tuhaflık var? Yoksa tanıyor musunuz? Bir malumatınız varsa lütfen söyleyin. Tanıyamadım mı? Nereden tanıyayım? Yeni tanıştık. Emin misin? Ben de çok memnunum. Mehmet. Mehmet. Başka Mehmet tanımıyorum ki. Mehmet! Hadi at! Atsana! Of ya Mehmet! Bakar mısın? Sana söyleyecek bir çift lafım var. Derhal burayı terk et. Kim olduğunu öğrendim.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saati her baktığında şunu hatırla. Mühim olan uzun yaşamak değil, haysiyetli yaşamak. Burnumun dibine mi taşınıyorsun? Tesadüf. Yalan. Evi beğendim. Beğendin demek. Hiç inandırıcı değil. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin derdin mi? Sürekli etrafımda dönüp duruyorsun. Ne ben senin etrafında dönüyorum ne de dünya. Bunu anlarsan iyi olur. Kıraathane açılması için müsaade reisim. Derdin neydi dün gece? Çok mu içmiştin? İçmedim. İçmedin de o pervasızlığın neydi? Hem de benim için o kadar mühim olan bir gecede. Yaptığım nahoştu. Lakin o adamın orada olmaması lazımdı. Oğlum o adamı oraya sen davet etmedin mi? Davet ettiğin adamı niye kovuyorsun? Niye? Bilsem çağırır mıydım? O ana kadar kim olduğunu ben de bilmiyordum. Ne demek kim olduğunu bilmiyordum? O adam kim biliyor musun baba? Mehmet. Aziz'in oğlu. Mehmet Demir. Küstah. Kendini bilmez ukala. Uğursuz kademsiz lafları bırak. Evin bereketini kaçıracaksın. Onu gördüğümde şeytan görmüş gibi oluyorum. Seni bu kadar öfkelendiren kim? Trendeki baş belası. Nereden aklına geldi şimdi? Ne bu öfke hala? Geçmiş gitmiş mesele. Keşke geçip gitseydi dadı. Buraya gelmiş. Üstelik sokağımıza taşınıyor. Ne arıyormuş burada? Bilmem. Babamla konuşurken de gördüm. Tuhaf bir adam. Maksadı ne anlamıyorum. Yakışmaz. Yakışmaz elbet. O kim ben kim? Herkes haddini bilsin. Elbiseyi diyorum. Zarif bir hanıma yakışmaz. Genç bir beyle gezmeye gideceksin. Yanlış bir intiba bırakmak istemezsin değil mi? Buyurun. Hayırlı günler. Beni Hakim Mümtaz Bey yolladıydı. Ben kahyası oluyorum. Hakim Bey sizinle görüşmek istiyor. Hakim Bey çalışma odasında. Sizi bekliyor. Babanın dosyasını getirttim. Bu dava dosyasını sana vermem bir hukuk ihlalidir. Ama bütün mesuliyeti üstleniyorum. Kusur neyse ara bul. Dosya artık elinin altında. Lakin sana bir ihtarım var. Kızımın yanında dolaşma. Ondan uzak dur.
Maktule Saadet Kılıçer'i en son sen görmüşsün. Doğru mu? Doğru. İzah eder misin? Saadet Hanım atımı hazır et, dışarı çıkacağım dediydi. Ben de atını hazır ettim. Maktule yalnız başına atla dolaşmaya çıkar mı? Çıkmazdı. Muhakkak yanında bir adam olurdu. O gün ben de sizin yanınızda geleyim dedim. Kabul etmedi. Nereye gideceğini söyledi mi? Nereye gideceğini bana demedi. Canı sıkkın gibiydi. Dolaşmaya mı çıkmıştı? Bana pek öyle gelmedi. Atın üzerinde bir küçük valiz vardı. Vukuat yerinde valize benzer bir şey bulunmamış ama. Ben gördüğümde vardı hakim bey. Kumandan bey, araştırma sırasında bir valize tesadüf ettiniz mi? Valiz yoktu sayın hakim. Yaptığımız taharide cinayet mahallinde kanlı bir bıçak bulduk. Maktule bu bıçakla öldürülmüştür. Aziz Demir bıçağın kendisine ait olduğunu itiraf etmiştir. Kumandanın söylediklerine ne diyorsun? Bıçak benimdir. Lakin Saadet Hanım'ı ben öldürmedim. O gün bir ahbabımızın düğünü vardı. Kahyam olan Abbas'la biz düğüne gitmiştik. Zevceniz niçin düğüne gelmedi? Muhterem hakim bey, o böyle şeylerden hoşlanmazdı. Ben de ısrar etmedim. Keşke ısrar etseymişim. İyi misiniz? İyiyim hakim bey. İyi. Bir sorda eğlenirken. İsterseniz biraz ara verelim. Yok muhterem hakim. Bir an önce bitsin. Mübaşir. Bu altınlar zevcenize mi aitti? Vukuat sırasında üzerinde miydi? Evet muhterem hakim bey. Üzerindeydi. Bu altınlar senin ardiyede bulunmuş. Oraya nasıl geldi? Ben de bilmiyorum hakim bey. Ardiyenin anahtarı senden başka kimsede var mıydı? Yok. Kilitli miydi? Kilitliydi. At cinayet mahalli yakınlarında başıboş bulundu. Zannımca Maktule atla giderken yolda durdurulmuş. Ancak Maktule'nin cesedi yoldan hayli uzak, ıssız bir yerde bulundu. Yerdeki kan izlerinden Saadet Hanım'ın direndiği, mücadele ederken kaçtığı anlaşılıyor. Ancak belli ki Saadet Hanım yüksek kayaları aşamayıp şahsa yakalanmış ve defalarca bıçaklanarak öldürülmüştür. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun efendim. Ne alırsınız efendim? Şarapla başlayalım mı? Olur. Beyaz şarap. Peki efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz. Oo, geldi bizim acemi çaylar. Dersini almamış galiba. Yenilen doymazmış. Gelsin de Adem Baba'ya döndürelim iyice. Mehmet Bey. İyi akşamlar. Buyurmaz mısınız? Oyun oynayacak kimse var mı? Buyurun efendim. Oyun oynamak isteyen var mı? Sor bakalım. Peki efendim. İyi akşamlar. Oyun için biri lazım. Oynamak ister misiniz? Maalesef. Peki efendim.
Buyurun Recep Bey. İki kart. Pas. Pas. Artırıyorum. Gördüm. Kent. Loş. Üzgünüm. Muhteşem. Tek başına bir harabeye ev yapmışsın. Harika. Vaktim az. Hemen çaylarımızı içelim mi? Bugün Maarif Müdürlüğü'ne gitmem lazım da. Öğretmen hanımımızın da çok işi varmış. Alay etme. Dadının kurabiyelerinden de istiyorum. Orada yersiniz diye bana vermedi. Tamam, getiriyorum. Kim? Bilmiyorum. Yandım, yandım. Siz. Dans ederken sizde biz de konuşmayı bırakmıştık. Ev için. Zahmet etmişsin. İçeri buyurmaz mısın? Rahatsızlık vermeyeyim. Lütfen. Oo, küçük hanım da buradaymış. Maalesef. Şöyle buyurun lütfen. Ayakta kalmayın, buyurun. Şirin bir ev. Sağ olun. Çok güzel bir tablo. Resim sevdiğimi nereden bildin? Davette bir tabloya uzun uzun baktığını gördüm. Zevkin için elimdeki tek bilgi buydu. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Ne yalan söyleyeyim. Daha mutlu olabileceğim bir hediye olamazdı. Ben bir bardak daha getireyim. Leyla, sen çayları koyar mısın? Tabii. Hala tesadüf olduğunu mu söyleyeceksin? Arkadaşımın evinde bile beni buldun. Burada olduğunu bilseydim gelmezdim. Zeliha'nın evini nereden bileceksin ki? Belli ki beni takip etmişsin. Leyla... Aşk olsun. Mühim değil. Misafirim. Elim yandı. Siz bırakın lütfen. Gerisini ben hallederim. Dadının kurabiyeleri mükemmeldir. Değil mi Leyla? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Hadi. Göreve başladın mı? Başlayacağım. Bugün Maarif Müdürlüğü'nde bir görüşmem olacak. Hatta az sonra. Kusura bakmazsınız değil mi? Sizlere birer çay daha ikram etmek isterdim ama. Ne demek? Habersiz gelen benim. Sen işine bak Zeliş. Geç kalma. Arkadaşın nasıl tanıştığımızı merak ediyor. Tesadüf. Evin tadilatı için malzeme almaya gitmiştim. Malzemelerim çok ağırdı. Sağ olsun beni eve kadar bıraktı. Sahi, davetten neden kovuldunuz siz? Recep'le olan mevzunuz neydi? Tatsız bir mevzu. Konuşmaya değmez. Hmm.
Nigar dadının ellerinden öp. Kurabiyeler harikaydı. Aman şımarır şimdi. Şımarmaz, şımarmaz. Görüşmek üzere. Başarılar. Hoşça kal. Ben bu tarafa. Biliyorsun, benim evim de o tarafta. Bilmez miyim? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlayamadım. Bal gibi de anladın. Kafandan geçenleri anlayamam. Böyle bir kabiliyetim yok. Zeliha. Zeliha? O benim kız kardeşim sayılır. Çok kırılgandır. Dinliyorum. Onun kırılmasına dayanamam. Ondan uzak dur. Bunu bana niçin söylüyorsun? Zeliha'yı korumak için. Benden mi? Ona nasıl bir zarar verebilirim ki? Zeliha kendini koruyacak iradeye sahip. Bence bu ikazı yapmanın sebebi başka. Ne demek istiyorsun? Neden benimle konuşurken parmaklarınla oynuyorsun? Oynamıyorum. Neden gözlerini kırpıştırıp duruyorsun? Neden sesinde bir çatallaşma oluyor? Demek ki insanın asabını bozuyorsun. Asap bozulma halleri farklıdır. İstersen bir sayayım. Sayma, istemiyorum. Kendine yalan söyleyip durma. Aklını kaçırmışsın. Sen kendini ne zannediyorsun ki? Gerçekler gün gibi ortada. Ben bu gerçeklerin farkındayım. Sen de farkına var. Sen kendini beğenmişsin. Ukalanın, küstahın tekisin. Kendini bir şey zannediyorsun ama yanılıyorsun. Çok güzelsin. Hırçınsın ama çok güzelsin. Aşık olunca insanın nefesi kesilir. Bir de kanlar...